Artık telefonlar ülkemizde üretilmeye başlıyor. İlk haber Oppo'dan geldi ve şirket İstanbul Tuzla'da açtığı fabrikası ile akıllı telefon üretimine başladı. Şu anda da elimde bu fabrikanın ilk ürünü bulunuyor. Bu bölümümüzde Türkiye'de üretilen Oppo'nun ilk akıllı telefonu A15S'i inceliyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet Oppo sonunda bir süredir hayata geçirmeye çalıştığı üretim tesisinin kapılarını açtı. İstanbul Tuzla'da faaliyetine başlayan tesis ilk hasadırını verdi ve Oppo A15s şirketin ülkemizde ürettiği ilk akıllı telefon modeli oldu. Ancak elbette e, tahmin edebileceğiniz gibi üretim derken bu e, telefonun içindeki parçaların üretim anlamına e, gelmiyor. En azından şimdilik e, yurt dışından gelen parçalar burada birleştiriliyor ve paketlenerek hızlıca satış kanallarına sevk ediliyor. E, bu söylediğim e, küçümsenmesin bu arada çünkü... Bunun ülkemizde sağ, ülkemize sağladığı katkı aslında oldukça fazla. Ee, bir kere ne oluyor? İstihdam kapısı açılıyor. Ee, öte yandan ülkeye uluslararası ölçekte yatırımda bulunuluyor ve dolayısıyla bu e, bu hamle diğer e, üreticilerin de dikkatini çekiyor. Hatta öyle ki Oppo'dan hemen sonra Xiaomi de geçtiğimiz günlerde İstanbul Avcılar'da bu defa kurduğu fabrikasını e, kapılarını açtı ve yaklaşık olarak 2000 kişilik bir istihdam olanağı yarattı. Öte yandan Samsung da akıllı telefonlarının bir kısmını Esenyurt'taki bir fabrikada üretiyor. Ee, orada da mesela 4 kişilik bir ekip işe alınmıştı. O nedenle bu hamleler e, bir hayli önemli bizler için. Peki gelelim şimdi telefona Oppo'nun Türkiye'de üretilen ilk Made in Turkey telefonu Oppo A15s nasıl bir telefon özellikler ve bizlere neler sunuyor. Şimdi Türkiye'de üretildi diye demiyorum ama Oppo A15s gerçekten de oldukça şık bir telefon olmuş. Şöyle İsterseniz yandan bakın, önden bakın, arkadan bakın, her yerden bakın açıkçası. Nereden bakarsanız bakın son dönemin trendlerini takip eden, fazlasıyla şık ve zarif görünen, öte yandan oldukça da ince ve geniş ekran sahibi bir telefon modeli. Telefonun kalınlığı 7.9 mm olurken kenarlara doğru daha da inceliyor bu yapı ve elde gayet dengeli, güzel duruyor. Mavi ve siyah renk seçenekleriyle bulabileceğiniz telefon elimde dinamik siyahı rengiyle bulunuyor. Ee, parlak bir siyah gövdeye sahip. Telefon arkası plastik gibi da tasarlanmış ancak basit bir plastik değil onu söylemem lazım. 3D arka kapağı ile beraber Samsung'un telefonlarından da aşina olduğumuz gibi Glastik adını verdiği malzeme gibi durduğunda söyleyebilirim. Hem güzel görünüyor hem hissiyatı da iyi seviyede. Alt kenara geldiğimizde bağlantılara baktığımızda burada da 3.5 metre kulaklık girişinin olduğunu görüyoruz. Onu micro USB portu ile hoparlör takip ediyor. Evet mikro USB bağlantısı mı kaldı artık demekte de haklısınız ancak bu sınıf giriş orta segment e, modellerinde hala zaman zaman e, görebiliyoruz mikro USB e, bağlantısını. E, tabii ki USB-C olsa daha iyi olurmuş. Arka yüzde ise parmak izi sensörü fiziksel olarak yerleştirmiş bu telefona. Bu sensör fazlasıyla akış çalışıyor arkadaşlar onu söylemem lazım. Bu oldukça... Ee, telefonun beğendiğim yanlarından bir tanesi oldu. Hatta ekrana entegre çalışan yeni nesil sensörler bile bazen arada tek diyebiliyor. Tanımamazlık yapabiliyor. Ona karşın bu sensörün akıcı çalışmasını beğendiğimin altını çizmem lazım. Ee, tabii ki yine bunu kullanmayacağım derseniz yüz tanıma özelliği de mevcut durumda. Bunu da zaten kamera yoluyla çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi biraz da ekrana ve ekran ilişkin notlarımdan bahsedeyim. Öte yandan sonra teknik detaylara kadar geleceğiz. Performansından da bahsedeceğim. Ama geçmeden kutu içerisinden de hızlıca Bakalım neler çıkıyor. Telefonun kutusunda USB kablosunu buluyorsunuz ve 10 watt gücünde şarj adaptörü yer alıyor. E, silikon kılıfın bulunması yine kutu içeriğini önemli bir diğer detay olurken telefonun ekranına yakından baktığınızda da burada hala hazırda önceden uygulanan bir koruma filminin yer aldığını da görebiliyorsunuz. Ancak kutudan herhangi bir kulaklık çıkmadığını da söylemek lazım. Şimdi gelelim ekrana. Oppo 15'in ekranı 6.52 inç büyüklüğünde e, oldukça geniş bir ekran sunulmuş. Ekran kenar çerçevelerinin e, ince tutulmuş olması ve ön kameranın da tepeye damla çentik yoluyla yerleştirilmiş olması sebebiyle ekranlık görüntü gözünüze daha genişmiş gibi geliyor. Bu da medya tüketimi açısından gayet olumlu. Telefon ekranı IPS LCD'den oluşuyor. E, IPS paneller renk üretimi açısından başarılı bir panel ve bu nedenle oldukça sık tercih edildiğini görüyoruz. Ee, ekranın çözünürlüğü ise e, bu segmentte yine çokça gördüğümüz şekilde 1600 720 piksel şeklinde karşımıza çıkıyor. 29 geniş görüş açısı sunan en boy oranının sağlandığı telefonda e, yoğunluk piksel yoğunluğu da 269 ppi seviyesinde. Sağlanan görüntüyü iyi bulduğumu, ekran parlaklığını da buna iyi ayak uydurduğunu e, ve e, dış kullanımlarda güneş altında ekran görünürlüğünün iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda ihtiyacı karşılayan, güzel görünen bir ekrana yer vermiş yok bu bu telefonda. Peki telefonun teknik özellikleri neler? Oppo A15s güncel bir model olması ve fiyatıyla da bir hayli rekabetçi olmasıyla önem arz eden modeller arasında bu telefonu şu an piyasada 2119 TL fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Bütçe dostu bir model ve kuşkusuz özellikleriyle de e, bu sınıfa uygun ölçüde hazırlanmış olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda eğer işte sıkışık sıkışıksa ve iyi de bir telefon istiyorsanız e, tercih edebilirsiniz. Bu telefonu ne yapabiliyorsunuz? Bu telefonu günlük kullanımlarınızı sorunsuz şekilde yerine getirebiliyorsunuz. Sosyal medyada gezin e, gezinmelerinizi yapabiliyorsunuz. İnternet e, sayfalarına da ulaşabiliyorsunuz ve tabii ki elbette popüler uygulamaları rahatlıkla bir arada kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bütün Uygulamaları aynı anda kullanmanız, performansı düşürecektir. O nedenle yaptınız pencereleri ara kapatmanız mantıklı olacaktır. Android 10 işletim sistemi ile gelmesi ve ColorOS 7 arayüzünün kullanılması da telefon önemli avantajları arasında. Özellikle ColorOS'in önemli özellikleri var. Bunlardan hızlı erişim için akıllı kenar çubuğu, sosyal medya paylaşımlar için soğuluğup uygulaması ve Oyunlar için oyun alanı kısımları ilk sayabileceklerim arasında oluyor. Yine detaylarında çok daha fazlası var. Onları da sizler keşfedersiniz. Gerçekten bu anlamda hem sade ve basit bir arayüz hem de geniş özellikler sunan bir arayüz olmuş. ColorUS 7. Şimdi telefonun Teknik tablosuna baktığımızda işlemci hanesinde Mediatek Helio P35'in yer aldığını görüyoruz. Siz de yan tarafta görüyorsunuz. 8 çekirdekli bu işlemciye 4 GB RAM eşlik ediyor. Grafik tarafına baktığımızda da burada PowerVR GE8320 çipinin rol aldığını görüyoruz. Bunların neticesinde elbette bu telefona zaten baktığınızda bir performans ve oyun canavarı olmadığı aşikar. Bunu söylemek doğru değil. Öyle bir iddiası da yok zaten telefonun. Dediğim gibi tamamen günlük kullanımlar gözetilerek hazırlanmış bir model. Şimdi performans notlarımıza da geçeceğiz ancak geçmeden kısa kısa telefonun diğer özelliklerinden bahsedeyim. Bu model e, 64 GB depolama kapasitesine sahip. Bu alan size yetmezse başta da söylediğim gibi mikro SD kart desteği yoluyla telefonun hafızasını arttırabiliyorsunuz. 256 GB daha isterseniz arttırabilirsiniz. Pil kapasitesi ne kadar? Bu da önemli bir diğer detay oluyor. Te telefonda e, Oppo e, A15s. 4230 mAh kapasitinde bir bataryaya sahip. Ee, yine dediğim gibi kutu içerisinden 10 Watt'lık şarj e, adaptörü çıkıyor. Bundan da bahsedeceğim ne kadar sürede şarj ettiğini. Ama önce performansa bir gelelim testlerimize bir bakalım. Ee, şimdi önce tabii ki e, tipik testlerimiz arasında önce genel performans çerçevesinde Antutu Benchmark'a baktığımızda burada telefonun bu testte e, kaç puan? 114.138 puan aldığını görüyoruz. İşlemci özelinde ise Geek Benchmark'tan tek çekirdek sonucuyla 163 puan, çoklu çekirdek skoruyla ise 989 puan aldığını görmek mümkün. Bunlar neticesinde zaten az önce de söylediğim gibi bir performans canavarı olmadığını gösteriyor telefon bizlere. Fakat çevresindeki bu fiyat çerçevesindeki modellere baktığımızda da bundan pek farklı olmadığını görüyoruz. E, kaldı ki telefon fiyatlarının sürekli artması artık bizleri de açıkçası bu ürünleri kategorilemekte biraz zorlu ödesek yalan olmayacak. E, zorla, zorlayıcı olmamakla beraber hemen hemen tüm popüler uygulamaları çalıştırabilirsiniz bu arada telefonda. Yani uygulama konusunda büyük sıkıntınız yok. Oyun tarafı ise elbette seçmeli. Yani yüksek grafik gücü gerektiren oyunlar bu telefona göre değil tabii ki. Mesela PUBG oynadığınızda düşük grafik ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Eğer işte kare hızını biraz daha arttıracağım veya işte biraz daha yüksek çözünürlükte oynayacağım daha güzel görünsün diyorsunuz. O zaman bu, bu defa biraz tek görebiliyorsunuz. Ama mesela Real Racing 3 gibi oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Onu da biz oynadık. Yani dediğim gibi burada biraz grafik gücü daha düşük orta seviyeli oyunları oynayabileceğinizi söyleyebilirim. Pil performansından da bahsedeyim, ee, Oppo A15s ile gayet iyi performans gösteren bir model. Yoğun kullanımlarınızda bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabileceksiniz. Özellikle medya içeriklerini görüntülemek, e, ekran parlaklığını tepeye alsanız da pil ömründen çok yemiyor. Bu oldukça şaşırtıcı doğrusu. E, batarya tam dolu olduğunda internet üzerinden 16 saate kadar video, video izletebiliyor ve 6 saate kadar oyun oynatabiliyor size. Ancak tabii ki bu süreler kullanım şeklinize göre değişiklik gösterebilir. Arka tarafta kullandığınız uygulamalarda pil ömrünü değiştirebilir. Ona da dikkat etmek lazım. Telefonun pili bittiğinde de 1 saat 45 dakika civarında tam kapasite şarj oluyor. Bu da micro USB tabii ki hani eski nesil bir şarj şey olduğu için daha yavaş. Bu arada telefon en beğendiğim yanlarından bir tanesi de gece gerçekten de çok düşük pil tüketmesi oldu. Bu bilgiyi de parantez olarak vereyim. Oppo 15 kameraları arka yüzde köşeye gövdeden çok çıkıntı yaratmayacak şekilde yerleştirilmiş durumda. Çevresindeki metalik bezelde telefonun kameralarının güzel görünmesini ve tasarımında, e, tasarımına arkadan baktığınızda yekbare bir e, gör, görüntü sağlamasına olanak tanıyor. Telefonda 3 tane kamera yer alıyor bu kamera bloğu içinde. Bunlardan ana kamera 13 megapiksel şeklinde olurken bu kamera f2.2 diyafram değerine sahip. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı gece çekimlerinde işi elinden geldiğince kotarıyor. Ancak çok düşük ışıkta da artık yapacak bir şey kalmıyor anlamına geliyor. Telefonda bu arada yer alan gece modunda çekim yaptığınızda çevre ışık koşulları çok kötü değilse iyi sonuçlar elde etmeniz mümkün. Gündüz çekimlerine ise tabii ki güzel sonuçlar alacaksınız. Onu da bir problem yok. Telefonda portre modu da yer alıyor. Böylece bokeh efektli fotoğraflar da çekebiliyorsunuz ki özellikle kenar kesimlerinde bu segment telefonlar arasında gördüğüm kadarıyla oldukça iyi bir performans ürettiğini de söyleyebilirim Oppo A15s'in. Bu anlamda telefonda yer alan diğer kameralardan da 2 megapiksel'lik derinlik sensöründen haydi faydalanıldığı da açık durumda. Telefonda yer alan 3. kamera ise makro çekimlere özel olarak atanmış. Bu modda çekim yaptığınızda 4 santimetreye kadar mesafeden e, objelere, çekeceğiniz e, e, şeye, nesnelere yaklaşarak ayrıntılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ancak tabii ki burada da önemli elzem noktalardan bir tanesi ışık şartları arkadaşlar. Işık şartlarını e, mümkün mertebe makro çekimlerde iyi olduğundan emin olmanız önemli. Yani daha iyi performans gösterilmesi açısından. Telefonun ön kamerasına geldiğimizde dedim ki burada ekrana entegre yerleştirilen Ön kamera 8 megapiksel şeklinde yer alıyor. Ön kamerada da HDR portre modu yer alıyor. Portre moduna derinlik ayarı yapabiliyorsunuz ve fotoğraf çekerken de selfie çekimlerinde filtrelere çeşitli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Video konusunda ise sınıfına uygun ölçüde bir telefon oluyor Oppo A15s. Hem ön hem arka kamerasıyla Full HD video kaydı yapabiliyor. Ancak zaman zaman odak problemleriyle karşılaşabileceğinizin de altını çizeyim. Evet, bu bölümümüzde Oppo A15s'i inceledik. Ee, genel hatlarıyla gayet güzel görünen detaylara indiğimizde ise fiyatı dahilinde bütçe sınıfı akıllı telefonlar arasında yerleştiğini gördüğüm Oppo A15s 2119 TL fiyatta şu an satışta bulunabiliyor. Bu anlamda e, 2000 TL barajını, fiyat barajını biraz aşabiliyorsunuz ve e, derdinizde günlük kullanımda işi götürebilecek, kotarabilecek e, bir telefon ise yakından değerlendirebilirsiniz diyelim. Ve artık burada incelememizi noktaladım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa düşünceleriniz ve değerlendirmelerinizi aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. Oradan da cevaplamaya çalışacağım. E, kanala abone olarak da destek sağlayabilirsiniz. E, ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.